Selam herkese. Herkese. Yeni videomuza hoş geldiniz. Benim yeni videomuza hoş geldiniz. Ya bu manzaraya bugün bakar mısınız? Tamam. Sana kiraladım. Ne? Ne dedin? Ne bugün, ne? Bugün senin olsun video. Bekle bekle. Kameraya bak. Söyle. Tamam, bugün video senin olsun güzelim. Söz ver. Söz ver. Sefa. Bir bakar mısınız lütfen? Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Neredeyiz? Nerede? Dalyan. Nerede o? Ortaca, Muğla. Muğla, Ortaca. Evet. Ne var burada? Burada ne var? Her şey var. Ne gibi? Her şey derken bize göre her şey var. En az biz var. O ne demek? Siz... Ya? En az biz var. En azından biz varız. İşte. En azından sen varsın yavrum. Oh! Bu tatlılar bakar mısınız? Bahar geliyor. Bahar geldi sevgilim. Sizin için şey bahar yeah, how to say it tebrik ediyorum, bahar başladı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bahar çok şükür başladı. Ben çiçekleri çok seviyorum, papatya. O tarafta bakar mısınız? O kadar var ya. Bir sürü var ya. Her yerde sarı sarı dolu. Ya. Oy. Bir bakar mısınız? Oy, tatlım. Tatlım. Sen bak şu şey çorap gibi var. Bir de kuyruk. Aa, katikleri var. Evet ya. Küçücük ya. Sen küçücüksün. Oy, oy, oy. Oy, yiyeceksin sen. Yiyeceksin sen. Tatlım. Merhaba. Tatlı. Oy oy oy. Ada da 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 yeme yeme bir de. Çok korkuyorum seni, çok korkuyorum. Öfkeli. Çok komik ya. Evet, azıcık yürüdü mü uzatıyor, şey yapıyor, yaparasın diye. Uş, 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 uş. Yeme beni, yeme. Uş, uş. Burada acıkınca bir sürü kafeler var, restoran da var. Bir de hem de parking. Araba bırakıyorsunuz. Böyle hop tekneye gidiyorsunuz. Yüzlerce tekneler var. Yürüyorsunuz böyle. Şimdi tabii hangi çalışıyor sormak lazım. Ama yaz zamanında herkes burada çalışıyor. Sen geliyorsun, bekliyorsun. Yani beklemiyorsun. Herkes sana bekliyorlar. Bir de başlıyor. Tekne dur, tekne dur. Tekne, tekne dur. Suvenir dükkanları var. Ama kapalı şimdi. Hediye dükkanları. Hediye dükkanları. Heh. Suvenir için. Hediye için. Hediye için. İçinde yani. Evet şey. Gezeriz oraya. Göstereceğiz evet. Hadi. Sefa. Arkadaş buldu. Oy tatlım. Kangal gibi. Sen kangal mısın ya? Tatlım. Kangal mısın ha? Oy. Kocaman ya. Oy. Çok güzel ya. Sen at gibi. Vallahi. Oy. Tatlım. Oy. Hadi. Alalım mı? Nereye alacağım acaba onu? Sahibi var onun bak. Tasma var. Olsun. Hadi boş dalyan sokaklarının tadını çıkaralım.
Yazın buralarda adım atacak yer kalmıyor. Evet. Hadi devam edelim. Tekme. Ne oldu? Sakin ol Johnny. İşte bak bu villa mesela. Bu villa. Her yer kiralık. Her yer de kiralık. Bu tam city center. Evet, tam çarşı. Ama aynı zamanda bana göster. Senin kanalı tabii. Aynı zamanda su çok yakın. O yüzden çok güzel yer. Bir de çok pahalı değil ki, değil mi? Pahalı. Pahalı. Ya kiralık için soruyorum pahalı ya yine. Fiyat. Bilmiyorum fiyatları ya. Bu sene nasıl oldu? Ya bu çiçeklere baksana. Ha? İşte kimse yok ya. Biz sadece yürüyoruz. Burada yaz zamanında hediye dükkanları, hediye dükkanları burada dolu dolu. Nereye gidiyorsun Sefa? Yapımdan gidelim. Burada oradan. Gidelim. Şimdi tabii kapalı. Bu restoran çok enteresan. Bakar mısınız? Bisiklet. Ha, hediye dükkan bulduk çok şükür. Bir tane. Karet de alalım mı? Yumurtadan çıkan. Alalım. Evet. Alalım. Şu karşıda gördüğünüz kayınlar. Kim o? Karetta, karetta. Dünyada o kadar kalabalık insan oldu. Yani milyonlar insan var. Evet. Başka hayvanları yer kalmıyor yavaş yavaş. Çok sıkı sıkı yaşıyorlar. Biz hayvanları öldürüyorlar çünkü. Evet. Uzak doğuda karette karetteleri hala yiyorlar ve Çin'de ilaç yapıyorlar. Evet. Suvin şey hediye olarak alıyorlar. Bir sürü var maalesef. Evet. Ama bizim akıl var ya yani. Değil mi? Bir de kalp var. Yeter. Ne demek istediğini sadece anlamadım. Sadece bizim için düşünmüyoruz artık. Evet, dünya... Dünya için biraz düşünelim. Evet, bizden önce onlar vardı. Hayvanları için düşünelim ya. Değil mi? Bizden önce onlar vardı. Tabii. Evet, şu güzel bir güzel bir heykel yapılmış. Ellerimde, insanın ellerimde... Karette. Karette var. Bir de doğum yapıyor ya. Bir de nasıl? Yumurtadan bakar çıkıyor. Mısınız? Yumurtalardan çıkıyorlar. Yol onun başlıyorlar. Çok tatlı. İnşallah bir gün gerçek yumurtadan çıkarken çekebiliriz. Şimdi İstuzu'na da gideceğiz. Önce bir kahve içelim. İçelim. Kahveye içmek geldik. Size kahve göstermek istiyorum. O kadar güzel ki. Peki. Kahve içinde. Bir bakar mısınız ya? Ev gibi. Ne var Sefa? Vay be. Sofa. Sen laptop almadın ya. Bak senin çalışmak yeri. Vay çok tatlı. Yine buldun salıncağı, Lena Hanım. Yeni salıncak buldu. Tabii. Aa, yine buldun salıncağı. Evet. Güzel yer değil mi? Benim hoşuma gitti. Zaten adı da Books and Cookies'miş. Kitaplar ve kurabiyeler. Şu tabelayı göstereyim.
Nasıl? Güzel. Senin kahven daha güzel değil mi? Şimdi teşekkür ederim. Arkadaşlar, ben bir tane çiçek buldum. Vallahi çok beğendim. Ama ismin bilmiyorum. Göstereceğim size. Siz ismin biliyorsunuz. Bilince. Biliyorsanız. Siz ismin biliyorsunuz. Siz ismin biliyorsunuz. Yorum yapmış. Siz ismin biliyorsunuz. Siz ismin biliyorsunuz. Yorum yapar mısınız lütfen? Olur mu? Bu kadar tatlı mor. Acaba ne? Evde koymak istiyorum ya. Biz 2 hafta önceki buraya geldik video için. İkinci video Dalyan'da olsun istedik. Ama o kadar soğuk buradaydı. Rüzgar, hem de güneş yok. Şimdi de güneş yok maalesef. Ama akşam da belki çıkacak. Sonra nereye gideceğiz? Bakalım. İztuzu'na gideceğiz. Söyleme. Tepelerin ardından çam ormanlarının içinden böyle İztuzu. Kuşların sesi duyuyor musunuz? Evet. Ya. İnşallah geliyordur sesler. İztuzu plajı doğa koruma alanlarından biri ve Avrupa'nın en iyi açık alanı. Yaklaşık 6 kilometre bir plaj. Antik çağlarda Dalamança'yı Dalyan ve Ortaca'dan akarmış. Bu M.Ö. 226-227 yıllarında gerçekleşen Rodos depremi çayın yatağını değiştiriyor. Böylelikle İztuzu plajı oluşmaya başlıyor. Dalamança'yı tabi yatağı değişince Dalamança'nın getirdiği kumlar dalgalarla terse akmaya başlıyor. Plajın ön tarafında suyun altında kayalık var böyle bir şerit halinde. Ondan dolayı biriken kumlar da geri gitmiyor. Yavaş yavaş yıldan yıla bu kumsal oluşuyor ve karetta karettalara yuva oluyor. Bu sağ tarafta şimdi şurası göl. Bu tarafta da antik tuzla var bulunmuş. Eskiden İztuzu'na karayolla ulaştığınız yerde gölle deniz arasında bir birleşme yeri varmış. Buradan besleniyormuş bu tuzla. Tabi oraya otel yapma hevesiyle kayalıklar taşla falan doldurmuşlar oraları. Bağlantı kesilmiş. Tabi otel yapılmadı. Otel yapılmamasının sebebi de 1980 yılında turizm yatırımına açıldığında yöre halkı ve June Haymoff adında bir İngiliz bayan, gazeteci bayan girişimleriyle bu sisteme karşı çıkmaları sebebiyle bu proje durduruluyor ve burası doğa koruma alanı olarak kalıyor. Aşağıda bir de karettaların rehabilitasyon merkezi var. Bu June Haymoff tarafından yaptırılmış. Tedaviye ihtiyacı olan karettalar gözlemlendiğinde orada rehabilite edilip sonra tekrar doğaya bırakılıyor. Teşekkürler June Haymoff. Lena, teşekkürler June Haymoff. Çok teşekkür ederiz. Yes. Karettalar da teşekkür ediyorlar. Karettalar da teşekkür ediyor. Kadın zaten yaşıyor. Şimdi yaşlı. Evet. 98 değil mi? Evet, 1922 doğumlu. Ama maşallah yaşıyor. Bir de Dalaman'da yaşıyor. Dalyan'da. Dalyan'da, pardon. Dalyan'da yaşıyor. Dalyan'da yaşıyor.
hala bu konuya bakıyor. Evet, yani bu konuyla ilgili hala. Yani öyle araştırdık. İnelim mi aşağıya? İnelim. Plaja indik. Plaja indik ya. Yani yürüyelim biraz. Hava da esiyor. İki montu almışız. Evet. Ha. Aynen. Şimdi burada sınır yapmışlar küçüklerle. Şöyle sahil boyu. Bu küçüklerden sonra güneşlenmeye, şezlong koymaya, havlu atmaya izin vermiyorlar. Çünkü yumurtalama yerleri buralar. Yumurtaları olabilir. Yumurtadan çıkış da Mayıs ayının ortasında başlıyor. Eylül'e kadar sanırım. Çünkü Mayıs-Eylül arası akşam 8'den sonra sabah 8'e kadar burada kimseye izin vermiyorlar. Sadece güvenlik görevlileri ve karettalar kalıyor. Dolu 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 küçücük bebeklere çıkıyorlar. Çıkıp denize ulaşmaya çalışıyorlar. Denize gidiyorlar. Yaşamaya yani çok gün, tatlı. Bir gün inşallah şahit oluruz bu ana. Valla ben bu görmek çok istiyorum. Bakalım. Çok. Bir de burası da plaj o kadar uzun ki kalabalık oluyor ama yer çok var. Evet, mesela burada işletme var. İşletmenin şezlongları falan var. İşletme de Ortaca Belediyesi'ne ait. İki tane işletme var aslında. Burası karayla ulaşıma yakın taraf. İztuzu plajı daha plaj olarak geçiyor. Bir de plajın en uç tarafı da Dalyan Ağzı plajı olarak geçiyor. Oraya da teknelerle ulaşım var. Orada da bir işletme var. Lena salıncak yok. Girmek istiyorum. Gireyim. Gir bakalım. Burada gece gece yaz zamanında böyle ufacık karete böyle yapıyorlar. Tiki 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 tiki. Su içinde yaşıyorlar. Şey, yumurtadan çıkınca su gelene kadar gerçekten o acayip zor iş onun için. Çünkü ilk yani çıkış, ilk defa hayatta doğdu. Bir de sürekli kuşları alıyorlar, yiyorlar, bilmem ne. Biz zor, onun için çok zor oluyor. Ama evet. İlk zor, yok. Egzem. İlk sınav. İlk sınav hayatı onun. O yüzden insan bu ilk onun sınav daha kolay olsun çalışıyorlar. O yüzden evet, onun için akşam 8'den yasak burada. Gece sadece karettaların oluyor burası. Evet. İnsan burada temizlik yapıyorlar. Plastik toplanıyorlar. Çöp falan filan. Çok iyi. Çok aklıma, koşuma çok güzel geliyor. Yani. Koşuma gidiyor çok. Koşuma çok güzel geliyor. Gidiyor. Evet. Evet, bitirelim artık. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu bizim için çok önemli. Evet, çok önemli. Biz de motive oluyoruz abone sayısı arttıkça. Her gün. Evet. Bakıyoruz. Her gün bakıyoruz. Kim geldi? Kim yazdı? Evet, açıklama kısmında Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Instagram'da yeni video bildirimlerini oradan da yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederiz. Bay bay.